Doğan Tılıç, 28 Mayıs 2022, bir Gün Göçü Haberleştirmek Başlık, pandemiden hemen önce hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığım ancak pandemi nedeniyle yarım kalan Uluslararası Çalıştaya ait medyadaki trajik öykülerle bir göçmen mezarlığına dönüşmesini izlediğimiz Akdeniz etrafındaki göç alan ve göç veren ülkelerden uzman gazeteciler ve akademisyenlerle Türkiye'de toplanacak göçü nasıl haberleştirdiğimizi ve haberleştirmemiz gerektiğini tartışacak sonunda da göç haberciliğine dair bir manifesto yayınlayacaktık. Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin dün sitesinde yayınladığı sığınmacılar ve uzman muhabir gereksinimi yazısı yarıda kalan çalıştığı yeniden düşünmemi söylüyordu. Bildirici medyanın sığınmacıları sadece siyasetçiler bahsettiğinde sosyal medyada yalan yanlış paylaşımların hedefi olduklarında ya da bir yerlerde kriminal bir vakanın aktörü olduklarında fark ettiğini vurguladığı yazısında geri dönüş ve entegrasyon politikalarına yardımcı olan bir yaklaşımın eksikliğini anlatıyordu. Bu konu Türkiye tam da yaşamsal denilen bir seçime doğru giderken çok daha büyük önem kazandı. Medyanın konuyu nasıl aktardığı bu yaşamsal süreçte ölümcül sonuçlarla karşılaşılmasına yol açabilir. Memleketin konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerimizin yapılan haberciliğe dair uyarıları oldu. Ne yazık ki medya bildiricinin de işaret ettiği gibi sağlıklı bir bilgilendirme ve kamuoyu oluşumu için gerekli uzmanlıktan hala çok uzak uzmanlıktan çok belli amaçlara hizmet eden, manipülatif bir yayıncılığı önceleyen bir medya yapısı da çabası. Bir günde kendimize rehber edindiğimiz ama genel olarak medyaya bakıldığında eksikliği en net görülen şeylerin başında doğru terminoloji ve dil kullanımı geliyor. Çok katmanlı ve çok boyutlu bir konu olan göçü haberleştirirken yerli yerine oturtmamız ve farklarını bilerek doğru kullanmamız gereken bir dizi kavram var. Ne yazık ki hepsini genellikle olumsuz çağrışımlarla aynı torbaya dolduruyoruz. Göçmen, göçmen işçi, refakatsiz göçmen çocuk, düzenli göç göçmen, düzensiz belgesiz göçmen, zorunlu göç göçmen, emekli işçi göçü, mülteci, sığınmacı, geçici koruma, uluslararası koruma, aile birleşmesi, göçmen insan kaçakçıları, tacirleri ve benzeri. Gazetecilerin bu kavramlar arasındaki farkı bilmesi şart. Çünkü her biri hukuki açıdan farklı şeyler. Bu bilmeyenler kolaylıkla toptancı tepkiler veriyorlar. Göçmen, mülteci, sığınmacı haberlerinde net olmak ve olgulara dayalı bir habercilik yapmak gerekiyor mutlak doğruyu garanti edemesek de bütün taraflara, sığınmacılara da onlara tepki gösterenlere de söz hakkı tanımak, kesin veri sunamadığımızda okuyucuyu uyarmak, sansasyonel ve stereotiplere dayalı yaklaşımdan uzak durmak, aşırı uç örnekleri haberlerin temeli yapmamak, haberleri mutlaka anlamlı bir çerçeveye oturtarak arka plan bilgilerle birlikte vermek, terk ettikleri ülkelerdeki durumdan da söz etmek, gazeteciliğin temelinde var olan insani duyarlılıktan uzaklaşmamak, nefret söylemine ve ırkçılığa kapı aralamamak, sığınılan ülkeye yapılan katkıları da anlatmak, hiç aklımızdan çıkarmamak gereken ilkelerden bazıları. Unutmamamız gerek ki göç haberleri sadece göç haberleri değildir ve pek çok başka konu ve haberle örtüşen yönleri vardır. Şimdi bizde ekonomi, siyaset ve seçim haberleriyle iç içe geçmesi gibi. O yüzden sıklıkla uyarıyorum bir kesime yönelik tepki, öfke üzerinde yükselerek iktidara gelenlerin, o kesimi yok ettikten sonra yok edilmelerine çanak tutan veya sessiz kalanlara neler yapacağını asla kestiremezsiniz. Ya da tarihte yaşananlara, Almanya'ya 6-7 Eylül'lere bakarak gayet net kestirebilirsiniz. Doğan Tılıç